Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugün gizemli bir ölümün peşine düşeceğiz. Nanette Crantell adlı kadın yanıp kül olan bir evin içinde cansız olarak bulundu. Olayın incelemeleri yapılırken çıkan sonuçlar kadının yangın yüzünden ölmediğini gösteriyordu. Peki gerçekler neydi? ...49 yaşındaki emekli anaokulu öğretmeni Nanette Crantell, New Orleans'ın yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Louisiana, Lacombe kırsalında evinde güvende oturuyordu. Evi 100 dönümdü ve 9 adet gözetleme kamerasıyla donatılmıştı. 22 yıldır evli olduğu itfaiye şefi eşi Steve'in 30'dan fazla silahı da bu evin içerisindeydi. Günlerden 14 Temmuz 2017 Cuma günüydü. Nanette ve Steve'in günü her zamanki gibi başladı. Nanette kocasının öğle yemeğini hazırladı ve sabah 07.45 civarında onu dışarıya kadar uğurladı. Daha sonra arabasına bindi ve yerel bir McDonald's'tan kahvaltı almaya gitti. Eve saat 09.11'de geri geldi. Saat 10'da Nanette ilaç almak için Kmart'ı aradı. Öğleden sonra saat 13.30'da cep telefonundan bir arama yaptı. Bundan sonra konuttan herhangi bir dış temas bir daha olmadı. O öğleden sonra 14.30 civarında bir yangını bildirmek için 911 arandı. Bir komşunun çocuğu evden alevlerin yükseldiğini gördüğünde bisikletine biniyordu. İtfaiye Philip Smith yolu üzerindeki eve akın etti. Yanan ev Nanette Crantell'ın eviydi. İtfaiye ekipleri olay yerine hızlıca ulaşmıştı. Departman tüm evi küle çevirecek olan alevleri söndürmeye hızlıca başladı. Hemen Nanette'i aradılar. İtfaiye ekibinin çoğu onu ve 12. mıntıka birimiyle olay yerine gelen kocası Steve'i tanıyordu. Nanette'in cansız bedeni ana yatak odasında bulundu. Bedeni yerde, yüzü yere dönük yatıyordu. Tanınamayacak hale gelmişti. Yangında ailenin köpeği ve iki kedisi de hayatını kaybetti. Harley adındaki köpek Nanette'in hemen yanı başındaydı. 21 Temmuz 2017'de yani yangından bir hafta sonra yetkililerin otopside Nanette Crantell'ın kurşun yarası nedeniyle öldüğünü gösterdiğini açıklamasıyla dava ilginç bir hal aldı. Müfettişler ayrıca yangının oturma odası ve ebeveyn yatak odasına yakıt döküldükten sonra kasten çıkarıldığını da belirlediler. Şerif Randy Smith bu dava üzerinde özenle çalıştıklarını ve dedektiflerin tüm cevapları alana kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Adli tabip Dr. Charles Preston, Crantell'ın ciğerlerinde ne kurum ne de kül buldu ve bunun Crantell'ın yangından önce öldüğünü açıkça gösterdiğini söyledi. Eğer yangın sırasında nefes alıyor olsaydı ciğerlerine kül dolması gerekirdi. Onun ölümünü bir cinayet olarak değerlendirdi. Ancak ölüm nedeni konusunda anlaşmazlıklar çıktı. St. Tammany Şerif Ofisi başlangıçta davanın intihar olduğunu düşünüyordu. Adli tabip bunu kabul etmedi. Nanette'in ciğerlerinde kurum belirtisi yoktu. Nanette'in sağ şakağının üzerinde kurşun yarası vardı. Kurşunun çıkış yarası da yoktu. People Magazine Investigates programında yer alan Nanette'in babası Dan Watson, birinin kızını öldürdüğüne ikna olduğunu söyledi. Watson People'a, öldüğünü duyduğum anda onun öldürüldüğünü hissettiğini anlattı. İtfaiye ekipleri evin içinde ilerlerken yangının kasten çıkarıldığı anlaşıldı. Çiftin 9 güvenlik kamerası için dijital kayıt cihazının bulunduğu oturma odası ateş hızlandırıcı jelle ıslatılmıştı. Nanette'in cesedinin bulunduğu yatak odasında da hızlandırıcı jelin belirtileri vardı. Bu müfettişlerin yangın için en az 2 çıkış noktası olduğu sonucuna varmasına sebep oldu. Burada bir kundaklama yapılmıştı. Müfettişler olayı araştırmaya başladı hızlıca. İlk baktıkları yer Nanette'in mailleri oldu. Haziran sonunda babasına e-posta göndermişti. E-posta Nanette'in yaşadığı mülkteki gizemli bir kişinin resmini içeriyordu. E-postanın başlığında şunlar yazıyordu. Bu postayı almak için dışarı çıktığım gündü. Yukarı doğru baktım ve fotoğraftaki adam bana doğru yürüyordu. Çok ürkütücüydü. Nanette babasına takip edildiğini hissettiğini de söylemişti. The Advocate dergisine göre mülk üzerinde bir bıçak ve sigara izmaritleri bulunmuştu. Bu eşyaların varlığı birinin mülkünde olduğunu kanıtlamıştı. Bu adam kimdi? Nanette'in ölümüyle bir alakası olabilir miydi? Dedektifler ayrıca kocası Steve'i de incelediler. İkisinin sahip olduğu ilişkide dahil olmak üzere evliliklerinde sorunlar vardı. Ama Steve'e göre Nanette ile ilişkileri üzerinde de çalışıyorlardı.
Ailesi ise ayrılmak istediğini söylüyordu. Ancak Nenet öldürüldüğünde Steve iş yerinde olduğuna dair sağlam bir mazereti vardı. Nenet'in üvey oğlu ve eniştesi de araştırılsa da ikisinin de güvenli mazeretleri vardı. Steve Crantle'ın kardeşi Brian Crantle da şüpheliler arasına girdi. Uzun bir sabıka kaydı vardı ve 2015 yılında uyuşturucu yüzünden polisler tarafından tutuklandığında kendisini ihbar edenin Nenet olduğunu düşünüyordu. Steve Crantle kesinlikle Brian'dan endişelendiğini söylüyordu. Brian Nenet'e karşı güçlü bir nefret besliyordu. Ama Brian Crantle da aklandı. O sırada elektronik izlemedeydi ve kanun memurları Nenet'in ölüm gününde onun yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki ebeveynlerinin evindeki güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Yangından önce Crantle konutuna bir gözetleme sistemi de oluşturmuştu. Yangının çıktığı gün olanları yakalamış olsa da kayıt o kadar hasarlıydı ki FBI bile görüntüleri kurtaramadı. People Magazine Investigates, Nenet Crantle'ın ölümünden sorumlu olan kişinin yangının güvenlik kamerası görüntülerini yok etmesini sağlamak için adımlar attığını ima etti. Ayrıca bir davetsiz misafirin görüntüleri araştırmacılar tarafından bulunması için bırakma riskini almak yerine video kaydediciyi almış olacağı da iddia edildi. Sheriff Smith People dergisinin bir bölümünde çıktı ancak davayla ilgili yeni bir bilgi vermedi. Olaya ilişkin bir kaynak parmağını sağ şakanın altına ve soluna koyarak vücudunun yanında bir tabanca bulunmuştu ve bu kurşun yarası buraya girmiş gibi görünüyor diye belirtti. Yetkililer merminin kalibresinin cesedin yanında bulunan silahla eşleştiğini söyledi ama detaylandırmadılar. Araştırmacı kaynaklara göre müfettişler Nenet Crantle'ın intihar ederek öldüğüne kesinlikle inandıklarını söyledi. Yangından önce öldüğü teorisini yok sayıyorlardı. Kaynağın dediği gibi müfettişler Crantle'ın yangını çıkarmış olabileceğini düşünüyorlardı. Onlara göre Nenet yangının ardından ana banyoya girmiş ve kafasına bir kurşun sıkmıştı. Yani adli tabiple çelişiyorlardı. Steve Crantle karısının ateşli silahlar konusunda yetkin olduğunu nitelendirdi. 4 ya da 5 silahı olduğunu ve bir tanesi olmadan hiçbir yere gitmediğini söyledi. Nenet Crantle'ın kız kardeşi Wendy Watson yaptığı bir röportajda yetkililerin %70 cinayet, %30 intihar olduğunu düşündüğünü söyledi. Crantle'ın en iyi arkadaşı Lori Rando People dergisine arkadaşının depresyon belirtileri gösterdiğini ve hayatının son birkaç ayında Nenet'in uzaklaşmaya başladığını belirtti. Onunla arkadaşları ve ailesi arasında giderek daha az temas vardı. Onun intihara eğilimli olduğunu söylemeye çalışıyor gibiydi. Adli tabip davayı bir cinayet olarak sınıflandırdığını açıkladığı gün, Şerif bu sonucu mutlaka desteklemediğini belirten bir açıklama yaptı. Ancak The Advocate Ocak ayında bildirdiğine göre Şerif ertesi gün geri adım attı. Kolluk kuvvetlerinin davayı bir kim yaptı olarak görmeye devam edip etmeyeceği de belli değil. Şerif'in ofisi, ismi açıklanmayan müfettişin yetkililerin ölümün intihar olduğuna inandığı iddiasını tartışmayı reddetti. Bu bir intihar mıydı yoksa cinayet miydi? Peki bu cinayeti işleyen kimdi? Şu anda dava herhangi bir yeni bilgi olmadan devam ediyor. Nenet Crantle yanan evde ölü olarak bulunmuştu. Bunun bir intihar mı yoksa bir cinayet mi olduğu üzerine araştırmalar hala devam ediyor. Konu daha çok yeni 2017'de yaşandı. Şimdilik şüpheli sıfatına sahip olan insanlar incelendi ve onlar aklandılar. Ama daha başka birisi çıkacak mı ileriki süreçte göreceğiz. Ben de eğer böyle bir durum olursa videonun güncellemesini topluluk bölümünde sizinle paylaşacağım. Nenet Crantle intihar mı etti yoksa bu bir cinayet miydi? Videonun altında yorumlarınızı da bekliyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.